Merhaba. Madde kullanımı ve madde bağımlılığı her ne kadar bağlantılı olsa da, bunların birbirinden farklı iki şey olduğunu unutmamak gerekir. Madde kullananların büyük çoğunluğu madde bağımlılığı geliştirmese de, madde bağımlılığı sorunu yaşayan her bireyin bir zamanlar bir kullanıcı olduğu da gerçektir. O zaman madde kullanımının madde bağımlılığına nasıl dönüştüğünü anlamamız gerekir. Bahsedeceğim ilk teorinin ismi geçiş modelidir. Bazı maddeler geçiş maddeleri rolü üstlenir. Bu da demek oluyor ki bu maddelerin kullanımı daha tehlikeli maddelerin yolunu açıyor. Bu kişinin ismi Ahmet olsun. Ahmet'in gençken alkol ve sigarayla tanıştığını düşünelim. Ve oradan da esrar veya kenevir içmeye başlamış olsun. Eninde sonunda kendini eroin ve kokain kullanırken bulsun. Bu durumda alkol ve sigara esrar kullanımına geçiş maddeleridir ve bu da daha ağır maddelerin kullanımına geçmekte yarı yoldur. Yani Ahmet'in ilk başta tehlikesi az olan maddeler kullanması, ileri dönemde daha tehlikeli maddeler kullanmasına sebep olmuş oldu. Bütün bunlar bize şunu işaret ediyor. İnsanların Özellikle de 8-12 yaş grubunun ve gençlerin sigara, alkol ve esrar gibi maddeleri denemeleri önlenebilirse bu kişiler daha ağır maddeleri kullanmazlar. Bu görüş gençlerde madde kullanımıyla savaşa yönelik birçok programın temelini oluşturur ve bu yaklaşım destek görmektedir. Öncelikle buradaki madde kullanım dizilimi oldukça tipiktir. Madde kullanan insanlar genellikle esrara başlamadan önce alkol ve sigara kullanırlar. Ayrıca daha ağır maddeler kullanan insanların da başlangıçta tütün, alkol ve esrar kullandıkları da doğrudur. Fakat bu teoride bazı problemler vardır. İlk olarak bunların aralarında korelasyon olması nedensellik olduğu anlamına gelmez. Sırf kişiler madde kullanımında belli bir yol izliyor diye birinin diğer birine neden olduğunu söyleyemeyiz. Bundan daha önemli olan üçüncü bir faktör de söz konusu olabilir. Belki daha önceden bahsettiğimiz risk faktörlerinden biri mevcuttur. Yani eroin ve kokain kullanan bireylerin bazıları önceden alkol ve sigara kullanmadan da bu noktaya gelmiş olabilirler. Veya maddeye erişimle ilgili bir durum da olabilir. Çünkü sigara ve alkol reşit olmayan kişiler için yasa dışı olsa bile, bunlar kolayca bulunabilen maddelerdir ve eroin ve kokoin gibi yasa dışı maddelere kıyasla bunlara erişim oldukça yaygındır. Belki de bireylerin önce alkol ve sigaraya başlamasının nedeni, bu maddelere erişimin daha kolay olmasıdır. Son olarak, alkol, sigara ve esrar kullanan kişilerin, daha ağır maddeleri kullanmaya başlama oranı çok düşüktür. Öyleyse esrar kullanımının her zaman daha ağır madde kullanımına neden olduğunu söyleyemeyiz. Bunun doğru olduğu durum sayısı çok azdır. Madde kullanıcılığından madde bağımlılığına geçişle ilgili farklı bir düşünce ise madde kullanımının sürekliliğine bakan bir teoride bulunabilir. Yani bir maddenin diğer bir madde kullanımına yol açmasından ziyade bu teoriye göre kişinin madde bağımlılığına geçişi maddeyi kullanma şeklindeki değişikliklerle olur. Bu değişiklikler maddenin kullanım miktarıyla, ne kadarına erişim olduğuyla ve kullanımının sonuçlarıyla ilgili olabilir. Bu teori ayrıca kullanıcılıktan bağımlılığa geçişte tek bir doğru kalıp olamayacağını, bu geçişin çok fazla dolambaçlı bir yol olduğunu savunur. Şimdi Ahmet'e geri dönelim. Diyelim ki Ahmet bir partide bir kez kokain kullandı. Bu olası senaryoya göre madde kullanımı bir kerelik olup bir daha tekrarlanmaz. Diğer bir senaryoda Ahmet partide bir kez madde kullanır. Bir daha kullanmayı düşünmez ancak birkaç yıl sonra gittiği başka bir partiye bir arkadaşı madde getirir ve Ahmet maddeyi bir kez daha kullanır. Bundan sonraki dönemlerde de birkaç yılda bir sadece belli sosyal ortamlarda ve sadece birileri getirdiği zaman madde kullanır. Buna sorun oluşturmayan kullanım diyelim. Şimdi ise üçüncü bir senaryodan bahsedelim. Bu seferki biraz daha uzun bir hikaye olacak. Bu senaryoda Ahmet kokaini ilk kez partide kullanır ve ikinci senaryoda olduğu gibi sorun oluşturmayan kullanım evresine geçer. Ama diyelim ki bazı değişiklikler gerçekleşir. Mesela maddeyi sürekli tedarik edebileceği biriyle tanışır ve önceleri yalnız partiye başkası madde getirdiğinde kullanıyorken artık kendisi satın almaktadır. Yani hem erişim hem de tedarik durumunda değişiklik olur ve bu da Ahmet'in daha sık madde kullanmasına yol açar. Unutmayın ki bu durum böyle devam ederken Ahmet'in hayatında başka değişiklikler de olabilir. Çok fazla enerji gerektiren bir işe başlamış olabilir. Belki barmen veya iş adamı olur ve gece geç saatlere kadar çalışmak için enerjiye ihtiyacı olabilir. Ve belki kokaini parti gibi sosyal ortamlar yerine iş amaçlı kullanmaya başlayabilir. Yani madde kullanım kalıbında da değişiklik yaşanmış olur. Daha sık madde kullanıyor olması ve bütün bu sebeplerden dolayı Ahmet, sorun oluşturmayan kullanımdan maddeyi kötüye kullanım evresine geçiş yapar. Bu şekilde devam ettiği takdirde de madde bağımlılığı durumu ortaya çıkar. Bu evrede maddeyi bırakmak istediğinde yoksunluk belirtileri gösterir. İşte bu şema, bize kişilerin madde kullanımında izlediği farklı yolların ve farklı kullanım kalıplarının kişiyi nasıl kullanıcılıktan bağımlılığa ittiğini gösteriyor. Fakat bu teorinin en ilginç yanı, insanların bu yol boyunca ileri ve geri hareket edebileceğini söylemesi. Yani Ahmet, belki de bir noktada madde kullanımının kontrolden çıktığını anlamaya başlar ve bağımlılıktan sorun oluşturmayan kullanıma geri dönebilir. İşini yapmak için madde kullanmamaya karar verir ve sadece sosyal ortamlarda kullanmaya devam eder. Belki bir süre sonunda tamamen kullanmayı bırakır veya sorun oluşturmayan kullanım aşamasında kalmaya devam eder. Ya da diyelim ki Ahmet araba kazası yapar ve ardından tedavi süreci başlar. Buradaki bir zorunlu perhizdir. Belki uzun vadeli bir perhizin ardından maddeyi tekrar sık kullanmaya başlayabilir ta ki kalp krizi gibi ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkana kadar. Ve bunun madde kullanımına bağlı olup olmadığını bilemez ama madde kullanımının sonuçlarında ortaya çıkan bu olası değişiklikler onu yeniden uzak durmaya itecektir. O zaman bütün bu değişen şartlar yani maddenin erişebilirliği, kullanım miktarı veya neden kullanıldığı veya yaşam değişiklikleri, yani para durumu, hatta hapse atılmak veya yeni bir şehre taşınmak gibi değişiklikler, madde kullanımında artışa veya azalmaya neden olabilir. Şemaya baktığımızda, bu teoriyle ilgili dikkat çeken bir şey daha var. Kişi tek seferlik bir kullanımla hemen sorun oluşturan kullanım aşamasına geçmez. Daha ziyade kişinin önce sorun oluşturmayan kullanım sürecinden geçmesi beklenir. Bu teorinin önerisi net olarak şudur. Bağımlılığın bir süreç olduğunu ve bir anda olmayacağını söyler. Bu teorinin söylediği önemli bir başka fikir ise, bu döngünün her madde için farklı işlediğidir. Yani Ahmet sigara içmeyi deneyebilir ve bir daha hiç kullanmayabilir. Ya da ara sıra alkol kullanıyordur ama orta yaşlara geldiğinde alkolü tamamen bırakabilir. Ve kokain kullanımı bu şemada görüldüğü gibi daha karmaşık bir yolda ilerleyebilir. Sonuç olarak bu teori geçiş modelinden çok farklıdır. Geçiş modeli bir madde kullanımının başka bir madde kullanımına yol açabileceğini söyler. Bu modelde ise her madde ayrı ayrı ele alınmalıdır. Bu nedenle de süreklilik modeli, geçiş modelinden çok daha karmaşıktır. Bu karmaşıklık nedeniyle de, insanların madde kullanımından madde bağımlılığına nasıl geçiş yaptığına dair daha gerçekçi bir bakış açısı sağlayabilir. Hoşçakalın.